Neriman Hanım ne oldu? Ya siz bu saatte gelmezsiniz. Kader, çok kötü bir şey oldu. Annen hastaneden kaçtı. Neriman Hanım, daha kaç kere söylemem lazım. O kadın benim annem değil. Onun yaptığı hiçbir şey umurumda değil. Evladım, trip yapmanın zamanı değil. Deli anan tımarhaneden kaçtı diyorum. Yani olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Doktor annenin çok tehlikeli olduğunu söylemiş Kadercim. Tehlikeli lafı az kalır Hediye. Tehlikeli lafı az kalır. Yani beni öldürüyordu. Canımı zor kurtardım. Yaşadığıma şükrediyorum. Bir dakika ya. Siz niye o kadını görmeye gidiyorsunuz ki? Yani arayıp devamlı seni görmek istediğini söylüyordu. Ben de gidip arama demeye gittim yani. Arama demeye gittim. Ama keşke gitmez olaydım. Keşke gitmeseydiniz. Evladım, size de yaranılmıyor yani. İyilik yapmaya çalışıyoruz. Rehin alınıyoruz. Yani bir de laf yiyoruz. Ne haliniz varsa görün. Diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü önemli bir konu. Kızım, kendine dikkat et. Siz de kadere dikkat edin. Yani tuvalete bile kendi başına göndermeyin. O kadar söylüyorum yani. O kadar söylüyorum. Heh. Hediye, gel benimle. Gel, gel. Hediye, kapıyı, pencereyi iyice kontrol et. Aşağıdaki kapıyı kilitlemeyi de unutma. Bu kadının gözü dönmüş, kaderi kafasına takmış. Yani bu manyağın ne yapacağı hiç belli olmaz. Rüstem'e de söyle, gözlerini dört açsın. Tamam Neriman Hanım, siz hiç merak etmeyin. Ben geceleri de uyumam, devriye gezerim. O deli kadın bu yurda adımını atamaz. İnşallah Hediye, inşallah. Hadi gel. Kızlar, buraya gelmez, değil mi? Korkma kardeş, yurda giremez. Ayrıca neden korkuyorsun ki? Biz varız. Biz sana bir zarar gelmesine izin verir miyiz? Değil mi Cemre? Tabii. Ama neden? Neden beni bu kadar çok görmek istiyor? Kader, sen şimdi bunları düşünme. Hatta hadi kalkalım, odaya gidelim, uyuyalım, olur mu? Evet, hadi. Thank you.
Annen geri döndü Kader.